Son dakika. Azra Gülendam Haytoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan cezaevinde yaşamına son verdi. Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Ayhan'ın öldüğünden emin olmak isteyen Azra'nın babası Mustafa Haytoğlu, Münevver Karabulut olayında böyle bir şüphe oldu. Babası bunu dile getirdi. O yüzden işi sağlama almak için geldim, dedi. Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytoğlu'nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis yatan emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'ın Diyarbakır 1 No'lu T tipi kapalı ceza infaz kurumundaki tek kişilik hücresinde intihar ettiği belirtildi. Sputnik Türkçe'den Sertaç Kayar'ın haberine göre dün akşam saat 20.00 sularında intihar ettiği belirtilen Ayhan, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ayhan'ın hastaneye kaldırılırken yolda öldüğü belirtiliyor. Diyarbakır 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde intihar eden Mustafa Murat Ayhan'ın, 49, öldüğünden emin olmak isteyen Azra'nın babası Mustafa Haytoğlu, Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır Adliyesi'ne gelen ve savcıyla görüşen Haytoğlu, kızının katilinin öldüğünden emin olduğunu söyledi. Haytoğlu, kafasında soru işareti kalmasın diye geldiğini belirterek, şunları anlattı, Münevver Karabulut olayında böyle bir şüphe oldu. Babası bunu dile getirdi. O yüzden işi sağlama almak için geldim. Ben ona Allah rahmet eylesin de diyemiyorum, ateşi bol olsun da diyemiyorum. Her şeyi Allah'a havale ediyorum. Onu avukatlar savunamayacak. Orada tek başına belasını buldu. Bir nebze de olsa benim yakınlarımın, ailemin, çevremin hepsinin yüreğine su serpildi. Ama içimde kalan şu, bize bu iyiliği yaptı, intihar etti. Keşke çocuğumun kaybolan kafasını, kaybolan ellerini, bazı uzuvlarının yerini söyleyerek kendini öldürseydi. Artık kızımın mezarına çok rahat gitmek istiyorum. Bu haberi duydum, emin oldum ama vicdanımı rahatlatmak için buraya geldim. Herkesten Allah razı olsun. Devlet bize sahip çıktı. Hükümetimiz, memleketimiz sahip çıktı. Öldüğünden emin oldum. Konuştum, ailesinin gelip alacağını, başka bir cenazeyi almayacağını öğrendim. Kafam rahat olmazsa burada yatarım, gitmem dedim. Sağ olsun savcı bey beni ikna etti. İkna oldum. Sonuçta inançlı insanlarız. Her şeyden şüphe duymaya gerek yok. Ben sadece emin olmak için geldim ve emin oldum. Cani için çok şeyler konuşmak istemiyorum. Zaten herkes ona gerekli duaları ediyor. Kuzumun mekanı cennet olsun. Babasının kendisi için savaştığını gördü eminim. Işıklar içinde uyusun. Karmakarışık duygular içerisindeyim. Saat 20.00 sularında kesici bir aletle intihar ediyor. Daha sonra ambulansta vefat ediyor. Hastaneye naklediliyor. Tek tek dinledim. Sonuçta biz hayatın içindeyiz. Yalan söyleyecek halleri yok. Emin oldum. Benim kızım bir gazeteci adayıydı. Meslektaşınız olacaktı. Haber yapacaktı, haber oldu. Mekanı cennet olsun.